İman sağlık veriyorsa Hazreti Eyüp neden hastalandı? Güzel yüzlüm. Bir kere dekolten çok çok yakışmış. Harikulade bir güzel kızsın. Saçların da çok güzel, yüzün de çok güzel. Seni ben bir yakından göreyim. Çok 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 güzel kızsın. Allah seni hidayetle uzun yaşatsın. Normal görüntüsüyle ver. Ha, tamam. Canımın içi her peygamber imtihan olur. Sağlığı bozulur. Allah Şafi isminden tecelli eder. Hastalanmayan hiçbir peygamber yoktur. Hiçbir veli yoktur. Her peygambere, her veliye Allah hastalandırır. Şükrederler onlar, Allah'a tevekkül ederler. Allah'ın Şafi ismine şifa bulurlar. Yani diğer insanlardan farkının olmadığını göstermek için Allah özellikle peygamberlere daha çok hastalık verir. Ama bak, imanın bereketine bak. Hepsi uzun ömürlü oluyorlar. Ve huzur ve bereket içinde yaşamıştır. Önce Allah ailesinin elinden aldı. Bütün ailesinin elinden aldı. Malının mülkünün tamamını aldı. Sağlığını tam anlamıyla elinden aldı. Hastalanmadığı hiçbir yer kalmadı. Eklemleri, vücudu, her yeri hastalandı. Her yeri. Ama öyle bir hale geldi ki Allah diyemeyecek hale geldi. Dilini açıp oynatamıyordu. Ya Rabbi dedi, artık seni zikredemiyorum. Zikirden aciz kaldım. Bana şifa verdi. O devre kadar sabretti. Allah imtihanını tamamladığı için dilini açtı. Hastalıklarının tamamını giderdi. Malının misliyle fazlasını verdi. Ailesinin de misliyle fazlasını verdi. Ve ömrüne de bereket verdi. Çok uzun ömürlü yaşadı. Bu Allah'ın bir lütfu. İmanın bereketini görmüş oldu.